Elbette her türlü gelişen yeni teknolojik gelişmeler beraberinde olumlu veya olumsuz olayları, olguları birlikte getirebilirler. Trafik kazasında binlerce canı kaybediyoruz. Belki binlerce insanımız sakat kalıyor ama biz arabadan, otomobilden vazgeçemeyiz. Bunun da bir kültürü var. Yani kuralları var. Riayet edildiği zaman olumlu yöndeki pekiştirecekleri artacaktır ve bunu bu yönle kanalize edeceğiz. Sosyal medyanın duyduğumuz, yaşadığımız olumsuz yönleri var. Ama buna duyarsız kalmamız, buna kapalı kalmamız mümkün değil. Ama bu da bir süreç işi, bir kültür işi. Yine bunun yolu, yine bunun başı eğitim. Eğitim yoluyla, anlayış yoluyla, karşılıklı sevgi, saygı yoluyla bu tür olumsuzlukları aşabiliriz. Rahat iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, özgüven adına da sosyal medyanın öğretmenle öğrenci ilişkisi arasında ve öğretmenimizin öğrenciyi daha iyi tanıması açısından son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunun da olumlu yönde eğitim öğretim sürecine katkı getireceğini bekliyorum.